Aktif egzersizler var, bir pasif egzersizler var. Şimdi bu aktif egzersiz kişinin kendi iradesiyle yaptığı, kendi zorlanarak yaptığı egzersizler. Bir de sizlerin yaptırdığı egzersizler, bunlar pasif egzersizler. Pasif egzersizler. Şimdi örneğin, hangisi daha değerli ve etkilidir? Kişiden kişiye de yine değişmektedir. Örneğin ilk benim de hastamın elimle dizini kontrol ettiğim egzersiz. İleri safhada gerçekten çok fazla ağrısı var ve dizini karna doğru çekerken bizim bir düzen olması gerekiyor. Diz ve kalçanın aynı hizada olması gerekiyor eklem hareket açılı yaparken. Genellikle bir deformite vardır hastalarımızda. İşte o bacak ya da X bacak dediğimiz genivarum, eğrilik. Eğrilikle birlikte bunu ne yapıyor? Dizini çekerken, bükerken yanlış çekiyor. Bunu da düzeltmemiz için bizim buradaki pasif egzersiz dediğimiz tamamıyla bizim, yani bu aslında pasif egzersiz değil, bizle birlikte yaptığı aktif asistif bir egzersiz. Biz onu sadece koordine etmesini doğru yönü öğretiyoruz. Doğru yönde bir şekilde dizinin çekmesini istiyoruz. Peki onu hastaya mesela söylerseniz o kendisi yapamıyor mu onu? İlk önce i̇şte, öğretiyorsunuz. Öğretiyoruz. Ama. Yani doğru ve düzgün pozisyonda çekmesini öğretiyoruz. Diğer egzersizler de aslında baktığımız zaman kalça kaslarını ve diz çevresi kaslarını kuvvetlendirici egzersizler. Bunlar çok fazla kliniklerde de veriliyor. Düz bacak kaldırma egzersizleri olarak geçiyor. Bu düz bacak kaldırma niçin önemli? Çünkü sadece diz değil. Her zaman dizden bir altına bir de bir üst ekleme bakmamız gerekiyor. Yani kalça eklemlerindeki kaslarımızı da kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Tabii hocam, dizi düzeltirken diğer eklemler de aynı güce maruz kaldığı için onlarda da sıkıntı oluyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Şimdi bizim tanıyı koyduktan sonra diz kireçlenmesi veya osteoartrit tanısı koyduktan sonra ilk basamağımız egzersiz midir? Evet. Yani mesela buraya ağrı kesiciler, ne bileyim bandajlamalar, hareketsiz bir şeyler, onlar oluyor mu? Tabii ki onlar da oluyor. Yani işte yine kişiden kişiye değişiyor. Eğer bir ağrısı gerçekten çok fazlaysa mutlaka hekim tarafından bir non-farmakolojik bir farmakolojik bir tedavi yöntemi verilebiliyor. Bu da ağrısını inhibe etmesi. Ama buradaki problem ağrıyı inhibe edelim mi? Hani etmeyelim. Ya ağrıyı azaltalım mı azaltmayalım? Evet, azaltalım azaltmayalım. Bir problem var. Ama problemle birlikte bizi bunun etrafındaki kasları kuvvetlendirmemiz gerekir ki. Yoksa diğer türlü sadece ilaç içip işte geçecek demememiz gerekiyor. Çünkü o zaman bu işin mantığı, fizyoterapinin ve bu egzersizlerin mantığı dizin etrafındaki kasları güçlendirmek. Evet. Diz eklemini aslında bir şey yapıyor muyuz? Direkt olarak yapmıyoruz. Manuel tedavide yapıyoruz ama diğerlerine yapmıyoruz. Etrafındaki kasları güçlendirdiğimiz için dize inen o kötü ağırlığı azaltıyoruz. Evet. Bu ama hocam dize yapıyoruz. Yapmıyor değiliz. Yapıyoruz. Yani yapıyoruz. Dize el hareketlerle yapılıyor. Enjeksiyonlarla yapılıyor. Peki, dize intraartiküler enjeksiyonlar. Tabii, yani dizin kendisine de yönelik şeylerimiz var. Ama onunla da ilgili kanıt düzeyleri gerçekten çok düşük. Yani orta seviyede kanıt düzeyleri var. Ne kadar? Evet, orada ağrıyı inhibe ediyorsunuz ama problem çözülmüyor. Problem çözülmediği için kişi hareket ederek devam ediyor.